Yüce Rabbim, o atabeylerin cezalarını çektiğini gösteriversin bana. Halilinde, Rıfat'ında döktükleri kanın karşılığını aldıklarını göstersin bana. Mehmet'imin yattığı yeri söyleyiversinler. Su dökecek mezarı bile yok Mehmet'imin. Yerini söylesinler. Nerede yatıyor Mehmet'imi söylesinler bana. Gidip başına bir Fatiha okuyayım. Hava ana. Sen müşteri ol. Ben gereken her neyse onu yapacağım. Sözüm söz. Allah senden razı olsun oğlum. Allah senden razı olsun. Mehmet'im yerinde rahat uyusun. Ben izninizle biraz hava alacağım. Bu bana yalnız koyma kızım. Yattığı yer acıtmasın. Canına ağır vermesin kızım. Allah yolunu açık etsin. Ah, güzel kızım. Mehmet'imin goncası. Nasıl olur böyle bir şey? Nasıl olur böyle bir şey? Nasıl olur böyle bir şey? Allah'ım sen aklıma benim mukayyet ol. Olmasın, olmasın. Ne olur. Bunu da yapmış olmasınlar ya. Bunu da yapmış olmasınlar. Ne yapacağız Toprak? Sen bir şey yapmayacaksın. Ben yapacağım. Karşılarına geçip hesap soracağım. Bilmiyorum. Gerçek ne bilmiyorum. Ne yaptılar bilmiyorum. Ama herkes ne yaptıysa bedelini ödeyecek. Ailem bile olsa. Bu iş bir an önce bitecek. Söylesin. Hepsi boş. Kanıtı var mı yahu elinde? He? Kim inanır o Havva denilen meczuba? Daha önceden de ulu orta her yerde tuttu konuştu. Ne oldu? Geç. O yüzden sen boşa vesvese yapma Rıfat abi. Bana hiçbir şey olmaz. Kafanı çalıştır biraz Halil. Kafanı çalıştır. Bu sefer işin içinde Gonca var. Bu sefer işin içinde Toprak var. Toprak. Toprak senin karşına geçip de Mehmet'i sen mi öldürdün baba? Gonca'nın babasının katili sen misin dediğinde böyle geniş geniş cevap verebilecek misin? Ha? Doğru. O zaman sen de cesedi nasıl ortadan kaldırdığını anlatırsın torununa. Ha? Aa bak aklıma geldi. Sonra bu durumu kullanıp bana nasıl şantaj yaptığını, kızın Canan'la beni nasıl zorla evlendirdiğini de anlatırsın. Beni iyi dinle Rıfat. Aa. Ben yıllardır yaptığım hatanın ağırlığıyla yaşıyorum. Hayatım cehenneme döndü. Hiç sevmediğim bir kadına sırf sen istiyorsun diye karım demenin ızdırabıyla yaşıyorum. Sense karşıma geçmiş, tahtından beni izleyen bir kralcılık oynuyorsun. Bana hesap soracağına sen önce kendinle yüzleş. Ha? Vay be. Allah Allah. Kızım. Fatma ana. Hoş geldin kızım. Gel bakayım kızım. Kızım. Ne oldu yavrum? Yavrum.
Ne oldu kızım? Bir de beni. De kızım hadi. Annemin gelini. Oh. Oh, kardeşim. Babamın burada bir akrabası var. Hava hava. Terzi. Bugün Toprak'la Havaalan'a gittik. Havaalan bu gelinliği anneme dikmiş. Ama giymek nasip olmamış. Ah benim talihsizim. Ah benim kardeşim, benim ahretliğim. Ah. Sana nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama... Öz babam... anneme bu gelinliği getireceği gün ortadan kaybolmuş. Havala dedi ki... Atabeyler öldürmüş babanı. Tamam, tamam yavrum. Atabeyler babanı öldürdü dedi. Hayır, öldürmüş babamı. Tamam kızım. Tamam yavrum, yapma. Toprak onlarla konuşmaya gitti şimdi. Kızım, kızım kendine yapma kızım. Sakın kendine yapayım deme. Bak adalet yerine bulacak yavrum. Bulacak sen gör bak bu sefer bulacak kızım. Kızım etme ne olur yavrum. Etme kızım, etme kızım ne olur. Ben seni kovmadım mı bu evden? Hangi yüzle çıkıp geliyorsun buraya? İn aşağı baba. Sen şimdi eşkıya oldun bir de yol mu kesiyorsun? İn aşağı baba! İndim ulan. İndim ne var söyle bakayım ha. Goncanet. Öz babasını siz mi öldürdünüz? Goncanın öz babasını siz mi öldürdünüz? Cevap ver! İçeri geçin. Böyle meseleler orta konuşulmaz. İçeri geçin. İçeri geçin dedim. Bak, dur, dur bak. Telefon çalıyor. Kim arıyormuş seni? Babam arıyor. E bak bakalım. Ne demiş? Bak bakalım. Baba. Kızım, çok merak ettim seni. Baba çok kötü şeyler duydum. Sen neredesin kızım? Fatma'nın yanındayım. Tamam hadi. Hemen benim yanıma gel. Fatma'yı versene bana telefonu. Çok. Alo, Tahir. Fatma, Gonca'yı buraya yanıma getir hadi. Sen bir serin kal. Tamam, geleceğiz biz. Kızım, yavrum bak. Şunu sakın unutma. En karanlık vakit. Gün ağarmasına en yakın olan vakittir. Her şeyler aydınlanacak kızım. Hep derin ya, su akar yerini bulur. Adalet de geç de olsa yerini bulur. Şimdi konuşun ne konuşacaksınız? Üçümüz konuşacağız dede. Gonca'nın öz babasına ne yaptınız? Siz mi öldürdünüz Mehmet'i?
Ya bir cevap verin. Evet. Ben öldürdüm. Duydun mu dediğimi? Ha? Kaşının üstünde gözün var dedim. Çöktüm ümüğünü, ben öldürdüm. Sonra da gittim Eğirdir Gölü'ne attım. Balıklara yem ettim. Tamam mı? Oldu mu oğlum? Duymak istediğin şeyi duydun mu? Rahatladın mı? Ha? Söyle bana. Rahatladın mı? Buna bak. Artık hiç kimseye ama hiç kimseye bir şeyi kanıtlamak zorunda değilim ben. Bunları kafana kim sokuyorsa, kim babanı sana düşman ediyorsa, ki ben onların isimlerini tek tek biliyorum. Git onlara söyle. İstediğinizi başardınız de. Babam artık bana düşman oldu de. Bir daha sakın, sakın bana baba deme. Artık birbirimize iki yabancıyız. Benim senin gibi bir oğlum yok artık. Fatih, sen de öyle aileymiş, büyüye saygıymış diye ortalıkta dolanıp ahkam kesiyorsun ya. Bak, bak balık baştan kokuyor, gördün mü? Torununa sahip çık sen de. Anlattıklarını duyacağına ölseydim daha iyiydi. Arabaların anahtarlarını, banka ve kredi kartlarını, her şeyi bırak. Bundan sonra şirkete de gelme. Nereye istiyorsan git. Artık tahammülüm kalmadı. Yalnız senden bir ricam var. Bu aileye biraz saygın, bir nebze sevgin varsa uğraşma bizimle. Yavuz. Yavuz. Efendim beyim. Bu pikabın anahtarı jipinki üstünde. Kartları da içeride bıraktım, tamam. Öyle işte. Hayır olsun beyim inşallah. Hakkını helal et kardeşim. Neden? Belki bir süre görüşemeyiz. O nasıl laf beyim, biz neden bir süre görüşemeyelim ya? Buralar sana emanet. Hadi selametle. Bu mezarın yeri bile belli değilmiş. En azından bir mezarın yerini söylese de bir Fatih okuyayım diye kendini paraladı kadıncağız. Tamam Gonca, ağlama artık ya. Üzme kendini yeter. Ben annem gelinliğini bırakayım odama. Gülümser hep şüphelenirdi zaten. Ona bir şey yaptılar derdi. Bu Atabeyler onu öldürdü derdi. Efendim? Tahir amca, ben ne işittim? Fatma Hanım, Tahir amca şimdi işin içine cinayet mi girdi? Tabii ya. Yoksa Gonca'yı buradan göndermek için neden bu kadar uğraşsınlar? Ah, adaletin timsali. Kötü gün dostu, iyilerin koruyucusu Toprak Bey ne düşünüyor bu konuda? Ne yapmayı planlıyormuş? Onlarla konuşmaya gitti. Ne gerekirse de yapacak. Gonca, yapma Allah aşkına. Adam kendi ailesini hapse mi attıracak? Gel gidelim. Hadi yürü. Hemen ihbarda bulunalım. Gonca, annene yaptıklarını biliyoruz. Şimdi öz babamın canına kıymışlar diyorsun. Böyle hiçbir şey yapmadan oturacak mısın? Tahir amca, Allah aşkına. Bak sıradaki Gonca olabilir. Gonca'nın canına kas edebilirler. Toprağı bekleyeceğim. O
Halil'in de Rıfat'ın da döktükleri kanın karşılığını aldıklarını göstersin bana. Mehmet'imin yattığı yeri söyleyiversinler. Su dökecek mezarı bile yok Mehmet'imin. Yerini söylesinler. Nerede yatıyor Mehmet'imi söylesinler bana. Gidip başına bir Fatiha okuyayım. Toprak Bey, yaşadıklarınızı azmetmenin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Siz benim yaşadıklarımı nereden biliyorsunuz? Ayrıca siz beni nasıl buldunuz ya? Çünkü sizi takip ettiriyorum. Hı. Gonca ile birlikte havaalanına gittiğinizi biliyorum. Orada duyduklarınızın sizi ne kadar derinden sarstığını da... Rıfat ve Halil Bey'in kaçamak cevaplarıyla kafanızın nasıl karıştığını da. Şunu bilin. İnkar, Atabey ailesi için bir aile geleneğidir. Senin amacın ne arkadaşım ya? Sen neyin peşindesin? Biliyorum çok öfkelisiniz. Biliyorum kafanız çok karışık. Ama lütfen size yardım etmem için bana izin verin. Sadece 5 dakikanızı istiyorum. Rica ediyorum, 5 dakika. Bir açığını bulamadık. Kime sorduysak kendisinden övgüyle bahsediyor. Rıfat amca, bir de bizim fabrikanın karşısındaki binayı almış. Oraya fabrika kuruyormuş. İllallah ya, illallah. Canan Hanım, Canan Hanım, yardım edin, bayıldı. Rıfat Bey, yardım edin. Canan, Canan Güzel. Canan teyze. Ne oldu? Düştü bir anda. Canan kızım. Canan teyze. Canan teyze uyanın lütfen. Canan teyze. Canan kızım. Kızım Canan. Canan yavrum. Canan teyze uyanın lütfen. Neden geldik buraya? İşletme düşünün. Her şeyi ve insanları sömürmek üzerine kurulmuş. Para için, kendi amaçları için en yakınlarını bile yok etmeye göze almış. Kendi çıkarları için etrafındaki herkesi harcamayı düstur edinmiş. Siz de bütün bunların farkındasınız. Biraz ilerleyelim. Burası da Gonca'nın hayalini gerçekleştireceği yer. Kimseyi ezmeden, kimsenin hakkını yemeden birlik olup el ele vererek de bu işin yapılabileceğini babanıza ve dedenize gösterin Toprak Bey. Bütün sevdiğiniz, güvendiğiniz insanları yanınıza alın. Gonca projesini hayata geçirmiş olsun. Siz size yakışmayan aileden kurtulun. Ben de Mehmet abime borcumu ödemiş olayım. Gonca'nın başarılı olması, işlerinin büyümesi, onun bu topraklarda başarılı olması Atabeylere verilecek en büyük ders olacaktır. Hı,
İyiyim ben. Tansiyonum vardı herhalde biraz. Yavuz'a söylediğim arabayı hazırlıyor. Hastaneye gidelim. Hiç gerek yok babacığım. Sağ olasın. Ece güzel kızım. Bizi babamla biraz baş başa bırakabilir misin? Beni çok korkuttunuz Canan teyze. Size bir şey olacak sandım. Korkma güzel Ecem. Sapasağlamım ben. Tamam. Geçmiş olsun. Sağ ol Meleğim. Baba Mehmet Halil mi öldürdü? Biz konuşurken mi duydun? Peki sen... benimle evlenmesi için Halil'e şantaj mı yaptın? Kızım, sen benim tek çocuğumsun. Benim canımsın, cananımsın. Sen üzülme diye ben her şeyi yaparım. Senin için her şeyi yaparım kızım. Sen benim tek çocuğumsun. Benim canımsın, canım. Her şeyimsin sen benim. Her şey. Canımsın sen benim. Canım, canım. Benim Halil'le konuşmam lazım. Tamam. Sen istirahat et. Saçmalama şimdi. Halil nerede? Benim onunla konuşmam lazım. Kızım yat, dinlen. Saçmalama. Baba benim kocamla konuşmam lazım. Toprak Bey, teklifimi iyi düşünün. En doğru karar vereceğinize eminim. Toprağı neden bekliyoruz? Adam kendi dedesini, babasını ihbar mı edecek? Şimdi şu kapıdan girecek, biz böyle bir şey yokmuş, biz yanlış anlamışız diyecek, konuyu kapatacak. Fırı, yetti gari, yetti gari be oğlum ya. Sabahtan beri hep aynı nakırdı, hep aynı laf. Sen başka laf bilmez misin ha? Sen küçükken havale mi geçirdin? Bıngıldan tepesine mi düştün? Le oğlum, senin anangil ağzının orta yerine terlikle mi vurdu? Ne oldu sana, bir de bana? Niye hep aynı lafları ediyorsun? Duymuyor musun sen bu kızı? Toprağı bekleyeceksin diyor, toprağı. Heh. Toprak geldi. Ne oldu? Ne dedi babanlar? İnkar ediyorlar. Ne dedim ben sana? Bu ailenin hepsi külliyen yalancı. Bu herif de dedesinin, babasının maşası. Olayı kapatmaya çalışıyor. Bana bak arkadaşım, bugün benim sabır göstereceğim gün değil. O yüzden ağzından çıkanlara dikkat et, hoş olmayacak. Tahir amcanın, Fatma ananın önünde beni mahcup etme. Sen de benim numaram var. Uygun bir vakitte ara, buluşur konuşuruz, olur mu arkadaşım? Sen nesin ya? Isparta kontu falan mısın? Toprak, lütfen yapma, lütfen. Tahir amca, Gonca ile bir baş başa konuşabilir miyim?
Tahir amca, sen izin versen de, vermesen de bu eli kanlı heriflerle, katillerle Gonca'nın görüşmesine izin vermeyeceğim. Kızımı savunmak sana mı düştü Arda? Ha? Burada ben varım oğlum. Eğer en küçük bir şüphe varsa ben o Halil'i de Rıfat'ı da bizzat gidip kendim ihbar ederim. Kızıma benim kimse dokunamaz, anladın mı? Hep laf Tahir amca. Bunların hepsi boş laf. Ya ikisi de çok iyi yalancı ya da gerçekten masumlar. Peki abla, yani nasıl bu kadar emin olabiliyor? Nasıl bu kadar emin konuşabiliyor? İnan ben artık neye inanacağımı da bilmiyorum, ne düşüneceğimi de bilmiyorum. Ama ben bu işin peşini bırakmayacağım, sana söz veriyorum. Eğer onların suçlu olduğunu kanıtlayabilirsem İkisini de kendi ellerimle vereceğim polise. Zaten bu içimdeki şüpheyle ben artık onlarla aynı çatı altında yaşayamam ki. Aynı yerde de çalışamam. Zaten onlar da beni istemiyor. Bundan böyle Atabey değilim ben. Bundan böyle sadece Toprak benim adım. Sen de benim ailemsin. Gonca, gel birlikte başlayalım. Yepyeni bir hayat kuralım kendimize. Ben seninle birlikte her şeyi yeniden başlamaya hazırım. Yeter ki elin hep ellerimde olsun. O güzel ellerin kadar aydınlık olsun geleceğimiz. Avuçlarından yayılan mutluluk sarsın dört bir yanımıza. Uzaklaşalım bizi saran bu karanlıktan. Ay Halil Bey, böyle bir anda apar topar geldim ama kusuruma bakmadınız değil mi? Yok canım, estağfurullah, olur mu öyle şey? O kadar kelepir avantajlı bir arazi buldum ki Keçiborlu'da, bunu acilen Halil Bey'e göstermem lazım diye düşündüm. Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Benim ofisimin kirası konusunda bana o kadar çok yardımcı oldunuz ki benim bunun karşılığını bir şekilde ödemem lazımdı. Oğlum canım, estağfurullah, ne yaptım ki? Bunlar fotoğrafları arazinin. Ben biliyorum burayı. Evet. Bakın şurası olduğu gibi imara açık. Şurası da suya çok yakın. Öyle mi? Isparta'da suya yakın. Çok ilginç, evet. Belediye elektriğini bağlayıp da bağlayacak. Fındacığım merhaba. Hoş geldiniz Canan Hanım. Hoş bulduk. Halil içeride mi? Evet, yalnız bir misafiri var içeride. Öyle mi? Kimmiş acaba? Ben sizin yerinizde olsaydım bu fırsatı kaçırmazdım. Fırsat diyorsunuz. Hı hı. Kaçırma diyorsunuz. Hı hı. Çok güzel, çok güzel. Vallahi hemen küçük bir kapora verebilirsek eğer, oranın hemen yanında bir badem bahçesi var. Bence orayı da çok ucuza kapatırız. Hem belki oraya bir ev yaparsınız. Kafa dinlemelik. Yalnız kalmak için. Oo Pınar Hanım, bu ne güzel sürpriz. Merhabalar Canan Hanım, ben de avantajlı bir arazi hakkında Halil Bey'e sunum yapmaya gelmiştim. Piyasalara hızlı bir giriş yapayım dediniz yani. Benim işim bitti zaten. Halil Bey, siz bir düşünürsünüz, haberleşiriz biz. Tabii tabii, sıkıntı yok. Canan Hanım, hafta içi ben de bir sizin ofisinize uğramak istiyorum. Belki bana da bir sunum yaparsınız. Tabii, tabii beklerim mutlaka. İyi günler. Aha. İyi günler, iyi günler. Halil'cim, yakın zamanda baş başa kahvede içmişsiniz. Hayırlı olsun diyelim mi? Kendine yeni bir gülümser mi buldun? Hiçbir kadın gülümserin yerini tutamaz canım.
Sen gelmeseydin ben de seni arayacaktım bir konuşalım diye. Halletmemiz gereken mühim bir mesele var. Buyurun. İyi günler. Çok sağ ol İbrahim abi. Helal et hakkını. Helal olsun Toprak Bey. Dur hele bekle. Bunlar biz yaptık. El mi cipsi? İster çıtır çıtır yiyin. İster sıcak su atıp çay olarak için. Ne yapıyor bunlar? Şimdi köylüleri çevirip dert mi dinliyorlar? İbrahim dayı, tekrar sağ ol. Sen bir ara buraya uğrasana. Biz sana destek olabiliriz. Gerçekten mi? Vallahi abi ya. Bak bekliyoruz seni. Başımızın tacısın. Eyvallah. Hadi selametle. İyi günler. Neyin peşinde bunlar? Canım. Mutsuzum ben. Duydun mu dediğimi? Mutsuzum ya. Ez cümle ben boşanmak istiyorum. Ya anlamıyor musun? Bıktım diyorum ya. Rıfat Ağa'dan da. Sen o gereksiz davranışlarından da. Kıskançlıklarından. O tuhaf entrikalarından. Anlamıyor musun? Bıktım. Evde sen bir tımarhane. Bak Toprak çekti gitti. Arzu da 3-5 güne kalmaz. Birisini bulur, evlenir. Kendi düzenini kurar. Gerçi Toprak'ın hiçbir zaman olmadı ya. Canan. Şu geri kalan ömrümü huzur içinde yaşayayım ya. Bak gel kendimize yeni bir hayat kuralım artık ya. Çünkü biliyorum... Bundan sonrası sana zahmet, bana külfet. Toprak, Toprak'la Gonca karşıdaki fabrikaya girdi. Ya boş o fabrika, boş. Anlamıyor musun? Halil Bey, boş değil orası. Orayı Fuat Bey satın aldı. Ve daha da kötüsü, şu anda Gonca ile birlikte Toprak'a iş teklifinde bulunuyor muhtemelen. Ya bu herif altımızdaki tumanı alacak, bizim haberimiz yok. Ben o adamı var ya, ciğerini sökerim. Doğduğuna pişman ederim ben onu. Dur Ali. Ya nereye dur, nereye dur kadın, görmüyor musun? Hiçbir şey yapmayacaksın. Yeter her şeyi berbat ettiğin. Gider ben oğlumla konuşurum. Ne yapacaksın? Oğlunu da mı tokatlayacaksın? Gerekirse onu da yaparım. O kadar doğru bir karar verdiniz ki sizinle çalışacağım için çok mutluyum. Beni hemen birlikte çalışmak istediğiniz insanlarla tanıştır. Olur mu? Olur. Nerede o adamın odası? Nerede o adam? Anne. Toprak. Hadi babanı dedeni hiç düşünmüyorsun. Ama içinde annene karşı şu kadarcık da bir sevgi kalmadı mı oğlum? Anne bunun sana olan sevgimle ne alakası var? Şu kızın peşine takılıp onunla el ele verip ailemizi yakıp yıkmak isteyen adamla işbirliği yapıyorsun. Seni de tebrik ederim küçük hanım. Allem ettin, kallem ettin, sonunda başardın. Senin yüzünden darmadağın oldu ailem. Oğlum öz babasından nefret ediyor. Evimde ne dirlik, ne huzur, ne düzen kalmadı. Şimdi ne yapacaksın? Sırada ne var? Ben size hiçbir şey yapmadım Canan Hanım. Şuna bak ya. Sanırsın Ayşecik.
Daha başka ne yapacaksın ha? Ne yapacaksın? Bu annenin intikamı daha ne kadar sürecek? Ha? Ne oldu? Topraktan bir çocuk peydahlayıp atabeylerin mirasına da mı talip olacaksın? Ne var daha ne şeytanlık var senin o buğulu buğulu bakan gözlerinin arkasında? Konuşsana. Cevap ver. Ne susuyorsunuz? Konuşsanıza. E tamam dur. Toprak niye herkes gidiyor? Sen benim canımın yarısısın. Sen benim annemsin. Ama bazı şeyleri kabullenmen gerek. Zamanı gelince ben sana her şeyi anlatacağım. Söz veriyorum. Canan. Dokunma bana. Döndüğünden beri odasından çıkmıyor. Demek yolladım, tepsiyi oğlu gibi geri göndermiş. Arzu içeride. Ben de bir gireyim yanına. Tamam kız. Canan teyze. İşte böyle kızım. Abini elinden tutup o Fuat denen adamla ortak etti Gonca. İşte bu Gonca var ya, bu kadar hesaplı, bu kadar hem bir kız. Canan teyzeciğim, ben sizi merak ettim. Daha iyi misiniz? Henüz ölmedim yavrum. Ya aşk olsun, Allah korusun. Nasıl söz öyle? Anne. Ben de Arzu'ya gerçekleri anlatıyordum. Yeter artık ondan sakla. Hayır yani başımıza öyle şeyler geldi ki bu kız yüzünden. Babanla ben boşanma aşamasına geldik kız. Anne hayır. Canan teyze siz ciddi misiniz? Ama sen üzülme kızım. Ben sadece olanların müsebbibini bil diye anlatıyorum. Yoksa kocamla ben hala çok aşığız birbirimize. Ama ben o Gonca'ya bunun hesabını sorarım anne. Arzu değmez kızım. Ay. Ece gel şöyle gel kızım. Senden de bir minik ricam olacak. Buyurun Canan teyzeciğim. Ececiğim sen toprağa gitsen. Benim ne kadar hasta olduğumu anlatsan. Hem bütün bunlar yüzünden annenle babam boşanıyor desen. Belki aklı başına gelir. Yani ben gidip anlatsam onu eve geri döndürmek için numara yapıyorum zannedecek. Siz hiç merak etmeyin. Ben gider gerçekleri anlatırım toprağa. Ben sana toprağın yeni evinin adresini yollarım. Tamam. Siz yeter ki yol. Ah benim meleğim, meleğim. Hadi bakalım. Şimdi sıra sana geldi Halil Efendi. Doktor! Doktor! Ulan! Doktor! Nerede bu ya? Aha. Ateş hala yanıyor. Fazla uzaklaşmış olamaz. Ya benim toprağım nerede ya? Nerede bunlar ya? Ey maşallah be. Adam alevlerin, alazların arasından geliyor. Ey maşallah.
Nasılsın kardeşim? İyiyim Toprağım, sen nasılsın? Sana önemli haberlerim var. Vallahi benim de sana önemli haberlerim var. O yüzden 72 tane cevap zarama bıraktım. Babamın yanında çalıştığım işten çıktım. Ya daha doğrusu evden kovulduğum gibi oradan da kovuldum. Nasıl olur ya? Vallahi iki güne batarlar, cas çallak ortada kalırlar. Sen olmadan işler yürür mü? Yürümez. Gonca ile beraber Fuat Bey'in buraya yeni açtığı fabrikaya ortak oluyoruz. Sen de bizimle birlikte çalışır mısın kardeşim? Ya Toprağım, sen iste ben seninle ölüme giderim ya. Ama ben acaba bir iki gün ücretli izin kullanabiliyor muyum? Yani tabii istersen kullanabilirsin, niye? Ertesi gün nikahım var da. Ertesi gün mü? Yıldırım nikahı yapıyoruz. Ama şöyle bir sorun var. Nurbanu'yu kimden isteyeceğiz? Yani biliyorsun bende ana yok, baba yok. Işık saçan yüce kadınımı isteyecek bir büyük lazım yani. Kim bu büyük? Kim ne isteyeceğiz ya? Ben isteyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Aferin Ali. Her işe böyle besmele ile başlamalısın. Kız istemek benim işim. Kız istenir. Nikah şahitliği benim işim. Nikah şahitliği yapılır. Bitmedi. Bu da benim işim. Gerdeğe girerken damat dövülür. Komple diyorsun yani. O'dan Z'ye komple. Love Doctor. 77 kıtada 777 çiftin nikahını ben kıydım. Onun için kendini bana bırak Ali. Neyi bari? Bir dakika. Kimden isteyeceğiz Nurbanu kızımızı? Bak orası daha net değil. Nurbanu'nun çalışmaları devam ediyor. Her şeyler nasıl da yoluna giriverdi. Toprak da senin yanında. Ha? Kızım, benim keyfime kimseler değmesin gari. Bak bak, bir esans ettim ya. Bir bak bakalım nasıl olacak. Dikkatli tut. Dünyanın en güzel kokusu. Çok güzel kokuyor. Ya. Esans ettim. Adını da Gonca koydum. Gonca. Bak, yarın hemen Fuat Bey'le konuşuyorum. Sen de bizimle çalışmaya başlıyorsun. Aman de göt. Bu ne bu? Boş versene sen. Ben böyle boğar. Olur, neden olmasın? Ne yapacağım ben? Aman ver şunu, ver geldi bizimki. Gonca, Fatma Ana, ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Ne oldu canım? Gitmediğim, konuşmadığım kimse kalmadı. Belediye başkanının huzuruna çıktım, kendisi şehir dışındaymış. Kaymakamın huzuruna çıktım, o da bütçe teftişi yapıyormuş, çok yoğunmuş. Vali Bey'den randevu alayım dedim, o da konferanstaymış. Ne yapacağım ben? Kız, senin bu derdin nedir? Devlet erkanıyla. Ya Fatma Ana, Aliler beni istemeye gelecek ya. Benim ağırlığımı, elit kişiliğimi, saygınlığımı kaldırabilecek birine ihtiyacım var. Beni kimden isteyecekler? Birleşmiş Milletler'e çıkaydın yavrum. Ya Fatma Ana ya, Gonca ya. Kimden isteneceğim ben? Eğer ki benim ağırlığım sana yeter ise gelip benden isteyebilirler. Ben bunu nasıl düşünemedim? Karşımda Eğirdir'in, Isparta'nın yaşayan efsanesi, en muteber kadını var. Fatma Anam. Ah Fatma Anam. Ever beni Fatma Anam. Ever beni. Kemikler gitti, kemikler. Bir sorunumuz daha var. Gelinlik sorunsalı. Isparta'da kendime uygun, bana yakışan hiçbir gelinlik bulamadım. E hot kötüre de vaktimiz yok. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ay gelin olmak ne kadar zormuş ya.
sürprizini o kadar merak ediyorum ki. Ya. Ya dur. Biraz sabırlı ol. Dur. Toprak. Yarın kız istemeye gidiyoruz. Evet biliyorum. Ben de kız tarafıyım. Acaba diyorum hani hazır elimizdeymişken çifte düğün mü yapsak ha? Bir düşünmem lazım. Düşündüm. Olur. Allah, sen şu toprak kolunla Gonca kolunu bir yastıkta kocat ya. Bizim Nur Banu ile ufak bir işimiz var. Sonra konuşalım mı? Olur. Burada da kapı çalıyor. Doktor ya da Ali herhalde. Görüşürüz hadi. Selam söyle. Tamam sen de. Hadi bakalım. Ece. Toprak. Hoş geldin. Hoş bulduk. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Hava güzel, burada oturalım istersen. Tamam. Evin çok güzelmiş. Sağ ol. Annemin gelinliği. Ama giymek nasip olmamış. Nurbanım. Hı. İstersen sen giyebilirsin. Yok. Olmaz Gonca. Bunu Toprak'la evlenirken sen giyeceksin. Nurban. Hı. Ali ile olan aşkınız. Annemle babamın yarım kalan aşkını tamamlasın yarın. Bu beni çok mutlu eder. Hem sonra ben giyerim. Canım, Toprak'ın kardeşi Arzu geldi. Seninle konuşmak istiyormuş. Arzu. Hı hı. Arzu. İyi akşamlar. İyi akşamlar Gonca. Biraz konuşalım mı? Konuşalım. Gel otur. Yok yok yok. Hayır. Biraz yürüyelim mi? Yürüyelim. Bu kızın ne işi var burada? Konuşmak istiyormuş. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Evet, dinliyorum seni. Toprak, Canan teyze çok hasta. Yatağından çıkmıyor. Yemeden içmeden de kesildi. Bir de ne? Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Halil amcayla... Söylesene canım. Halil amcayla araları bozukmuş. Boşanmaktan falan bahsetti. Ya araların iyi olmadığını biliyordum da boşanmak. Tamam, ben bir annemi arayayım o zaman. Toprak, lütfen onları yalnız bırakma. Sana çok ihtiyaçları var. Gonca, sen geldiğinden beri evimizin bütün huzuru kaçtı. Abim evde yok. Annemle babam boşanacaklar. Ve sebebi de sensin. Annenle babanın arasına ben nasıl girmiş olabilirim ki? Gonca, belki sen bilmiyorsun ama o evde çıkan bütün kavgaların sebebi sensin. Ve ben gerçekten bundan bıktım artık. Bak, bizi de, abimi de rahat bırak artık. Arzu canım, bak sana anlatamayacağım şeyler var, tamam mı? Sen bunları bilsen bana bu şekilde davranmazsın. Tamam, 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 söyle. Söyle o zaman, hadi bekliyorum. Söyle, ben de bileyim, söyle. Söyleyemem.
Çünkü yalan söylüyorsun. Çünkü annemin dediği gibi sen bizim ailemizi dağıtmaya geldin. Ve ben senden gerçekten nefret ediyorum. Ayrıca eğer annemle babam boşanırsa seni doğduğuna pişman ederim Gonca. Aferin. Her geldiğinde böyle haber vereceksin. Ne demek ablam? Oo, kimleri görüyorum. Afiyet olsun. Pınar Hanım. Oturabilir miyim? Buyurun, buyurun, buyurun. Halil Bey, sizle burada karşılaştığımız günden beri her gün buraya yemeğe geliyorum, biliyor musunuz? Öyle mi? Ne güzel, ne güzel. Eşiniz nerede? Hasta kendisi, hasta. Aa, çok geçmiş olsun. Yalnız size de çok düşkün belli. Çok, çok. Kaç yıllık evlisiniz? Vallahi dün gibi bana. Evliliğiniz nasıl gidiyor? Gerçi bu devirde evlilik sürdürmek hayli zor. Ama benim de sizin gibi bir kocam olsaydı eğer... ...ben de sürdürebilirdim belki. Evet, evet. Buyurun efendim, buyurun. Oğlum bunların hepsi nasıl biliyor bu adam burada yemek yediğini? Halil Bey, biz sizinle yarın sabah buluşsak... ...şu bahsettiğim araziye birlikte bir baksak... ...ne dersiniz? Canan. Canan'ım. Kalk, 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 kalk. Ne oluyor? Pınar Hanım. Sizi eğer kocamın yanında bir kez daha görürsem, o araziye diri diri gömerim. Canan Hanım, siz beni yalnız lütfen uzatmayalım. Olaylar çirkinleşmez. Hadi, yallah. Yer cücesi. Emrullah, Halil ne yiyorsa bana da ondan getir. Hemen efendim. Kocacığım, kısa ve net konuşacağım. Eğer beni boşarsan, seni ihbar ederim. Nasıl yani? Sen ne biliyorsun ki? Her şeyi biliyorum. Mehmet'e ne yaptığınızı. Hepsini. Nereden öğrendin? Kulak misafiri oldum diyelim. Şimdi de sen aç o kulaklarını, beni iyi dinle. Madem benimle babamın şantajı yüzünden evlendin... ...bundan sonrasında da benim şantajım yüzünden evli kalacaksın. Tamam mı şekerim? Bu yaştan sonra kimseye canını kocasını boşattı dedirtmem. Ah, toprak arıyor. Ne yapayım? Baban sağda solda sarışınlarla fint atıyor değil mi? Canan. Efendim oğlum? Canan. Anneciğim, Ece bana bir şeyler anlattı. Ne anlattı oğlum? Siz babamla boşanıyor musunuz? Yok oğlum öyle bir şey. Yani ufak tefek sorunlarımız vardı ama konuştuk, hallettik babanla. He. Yok yani öyle bir şey. Hallettiniz yani. Sevindim o zaman. Ece yanında mı oğlum? Evet. Ah, çok selam söyle. Hatta bir tane film seyredin, dışarıdan yemek sipariş edin. Kapıyorum ben anneciğim. Oğlum Ece'yi öp benim için. Ama öp, tamam mı? İyi geceler. Barışmışlar mı? Hı. Çok sevindim. Biliyorsun Canan teyze benim anne yarım sayılır. O kadar özlemişim ki seni. Konuştuğumuz şeyler ne kadar tatsız olursa olsun... ...ama seninle az da olsa vakit geçirmek çok iyi geldi toprağa. Bir kahve daha içecek vaktimiz var mı? Tabii, tabii. Teşekkür ederim.
Gonca. Arzu, ne yapıyorsun burada? Seni bekliyordum. Hidayet amcadan aldım adresini. Sen ağlıyorsun. Moralim biraz bozuk. Annemle babam boşanacaklarmış. Gel. Gel, hadi içeri girelim. Bir şeyler iç, sohbet edelim. Kendine gelirsin. He? Tamam mı? Hadi. Toprak nerede? Bana kahve hazırlıyor. Sen de gelsene. Gerek yok. İyi geceler. İyi geceler. Biri mi geldi? Gonca. Davet ettim ama gelmedi. Ne? Gonca! Anlatsam kim anlar ki yarım kalmış hikayem var. Gonca! Kim anlar ki yarım kalmış hikayem var. Bu yalnızlık geçer belki, nasıl hain bu akşamlar. Yalnızlık biter mi yakanlar? Yalnızlık kim üfler, dallanır yaralar. Yandı canım, söner mi hala? Ben de yine de aşkım var. Ben vuruldum yerlerden, yaralanmış izlerden, yorgunum ezelden, aşk yüzünden, aşk yüzünden. Ben vuruldum yerlerden, yaralanmış izlerden, kim sever içinden, en derinden, en derinden ben. Düşen yazlar kışa döndü, sokaklar kar. Kırıldıkça keser camlar, senin de cam bir kalbin var. Yandı canım, biter mi yakanlar? Yandı canım, kim üfler, dağlanır yaralar. Yandı canım, söner mi hala? Ben de yine de aşkım var. Ben vuruldum yerlerden, yaralanmış izlerden, yorgunum ezelden, aşk yüzünden, aşk yüzünden. Ben vuruldum yerlerden,
yaralanmış izlerden. Kimse öğer içinden, en derinden, en derinden ben. İsteyen? Yok. Sağ ol. Ya ne yapıyorsun sabah sabah? Günaydın. Oo. Günaydın Gonca Hanım. Tersinden mi kalkmış bu? Sabahtan beri çalışıyoruz yani. Bu sese kalkmadığına göre hayırdır? Sabaha kadar uyuyamadım çünkü. Uyurken güneş doğmak üzereydi neredeyse. Bu ne? Ha? Yoksa ünlü mimarımız kaçak kat mı yapıyor fakirhanemize? Yani veranda çardak yapalım dedi Toprak. Benim de hoşuma gitti yani. Güzel olur. Zeynep kızım gel biz kahvaltıyı hazırlayalım. Hazırlayalım yoksa ben bu kalasları tahtaları yiyeceğim. Aslında ben burayı her şeyi sen çok daha iyi görebil diye yapmak istedim. O ne demek? Aslında... Benim yanıma buraya gelirsen daha iyi anlarsın. Niye anlayacakmışım? Ece'yi de getireydin de iki çivi çakardın. Bu işler bu kadar kolay değil Toprak Bey. Gecenin bilmem ne kaçında baş başa kahve mi içilirmiş? İçilmez miymiş? İçilmezmiş. Bir kere bile kahve yapmadın bana. Tahir amca! Cezve nerede? Tahir amca! Kucicim, bana ballı kaymaklı ekmek yapar mısın? Sana ballı kaymaklı ekmek mi yapayım? Evet, kendine de. Sebep? Kucicim sana güç kuvvet lazım. O kadar fabrikaları yönetiyorsun, kolay mı? Bol bol sür lütfen. Sağ ol aşkım. Allah muhabbetinizi artırsın. Sağ ol babacığım, günaydın. Babama da yapar mısın bir tane? Rıfat Ağa'ya ballı kaymaklı ekmek mi yapayım? Evet. İstemez. Arzu nerede? Torunum niye inmedi kahvaltıya? Uyanmamıştır daha babacığım, kaldırırız şimdi. Hanife! Arzu'yu uyandırın. Efendim buyurun, ben yardımcı olayım. Hanife misin lan sen? Sen niye yardımcı oluyorsun? Ağam ben Hanife değilim de Hanife'ye az evvel bir telefon geldi. Eltisi doğru veriyormuş da koşa koşa oraya gitti kızcağız. Ben kaldırırım Arzu'yu. Kaldıramazsınız. Yavuz, yemin ederim kalkar döverim seni. Bütün hırsımı senden çıkarırım ha. Ağam siz beni döversiniz, kafamı gözümü kırabilirsiniz. Benim size saygım sonsuz. Ama yani Arzu Hanım akşam eve gelmediği için şu an odasında değil. Ondan diyorum ben. Neden bahsediyorsun lan sen? Gerçeklerden. Yavuz, çık lan dışarıya. Çık, çık, yürü. Zekalı. Ulan sen ne biçim babasın be? Nerede bu kız? He? Ya başına bir şey geldiyse? Arayın çabuk. Aradığınız bir şey olmadı. Baba, telefonu kapalı. Ali, torununu bul. Tamam, tamam. Günaydın. Günaydın. Ben burada mı kaldım?
Yani deliler onu gösteriyor. Eyvah! Annem babam öldürür beni. Annem baban öldürür mü? Arzu, 21. yüzyıldayız. Kaldı mı böyle şeyler? Ha, dedem çiftesiyle gelirse görürsün 21. yüzyılı. Uf, şarjı da bitmiş. Ne yapacağım ben ya? Bence kahvaltı yap. Köy yumurtası, domates, peynir. Bak, aç açına gitmeni istemiyorum. Sana en azından ekmek arası bir şey hazırlayayım. Sonra beraber çıkarız, ben seni bırakırım. Tamam ama hızlı olalım, olur mu? Anlaştık. Şu köpeğe bak ya. Üçüncü denemem oldu bu sefer. Göreceğiz. Ay, Tahir amca Türk kahvemiz bitmiş ve artık bir cezvemiz yok. Bu ne böyle kestane suyu gibi? Beğenmedin mi? Ben sana kahve yaparım, tamam mı? Sen başkalarına yapma da. Tahir amca, Tahir amca. Efendim? Size baba diyebilir miyim? Tabii kızım, diyebilirsin. Şey, şimdi Aliler beni akşam istemeye gelecekler ya. Anne tarafım tamam, o ulvi görevi Fatma Hanım üstlenecek. Ama ben düşündüm, taşındım ve bir babaya da ihtiyacım olduğunu fark ettim. Ve sizden daha iyi bir seçenek gözüme çarpmadı. Tamam, yani hani bu görevi bana layık gördüysen de mutlu bana. Tabii, teşekkür ederim. Isparta'nın gül... Olur olur, o olur. Ama curayla girsinler. Masa örtüleri bembeyaz olsun, kar gibi. Ne oluyor? Salam olmaz. Salam olmaz. Sosis koyun. Evet. 2 litrelik alın, portakallılardan da olsun. Ne diyorsun kızım? Tamam. Ay ya, ben mi gidip alacağım? Onu anlamı. Ne zaman alayım? Hemen mi gidip alayım ben? Ya babacan insan, size demedim. Arka arkaya telefonlar çalınca devreler karıştı. Tamam, peki çocuğum, öyle olsun bakalım yani ben... Evet, bu faslı hallettiğimize göre Goncacan çabucak kahvaltını yap, alışverişe gitmemiz lazım. Fatma Ala'yı da alıp biriktirdiğim paraları çatır çatır düğün alışverişine harcayacağım. Ah, ben de erkek tarafının yanına gidiyorum. Ali ile doktorun yanına, bir damat tıraşı durumlarımız var. Toprakcan, bak sana güveniyorum. Birbirlerini gaza getirip renkli papyonlar, altın lameli ceketler, parlak ayakkabılar almasınlar. Bağış üstüne tamamdır. Hadi size afiyet olsun. Hadi kolay gelsin. Hadi çabuk, hadi. Geldim, geldim. Ben çıkılmadım. Her şeyi aldık mı? Aldık, aldık, aldık. Çık, çık, çık. Gel buraya, gel, gel, gel. Ne oldu? Abin bizi görmesini istemezsin herhalde. Abim mi? Biraz uzaklaşsın, öyle çıkalım, olur mu? Tamam. Kapalı ya, hala kapalı telefonu. Ben toprağı arıyorum. Ben emniyet müdürüne gidiyorum. Yavuz, arabayı hazırla. Ece'yi ara. Ece'yi o biliyordu. Arzu arıyor. Arzu kızım, neredesin sen? Anne terliğiyle mi özledin? Anneciğim, telefonun şarjı bitmiş. Şimdi fark ettim. Şimdi takabildim ya telefonu. Bekleyemem ben. Neredesin sen kızım? Bu saate kadar neredesin? Anneciğim, birazdan eve geliyorum. Orada anlatsam olur mu? Hayır, şimdi anlatacaksın. Anneciğim, lütfen ya. Bak, baban, dedem, ben bekliyoruz. Hemen buraya geliyorsun. Hemen! Of! Annem engizisyonu kurmuş. 6 ay hak mahrumiyeti, o da hapse. Bittim ben. Ben vallahi bittim. Avukata ihtiyaç var mı? Çok komik. Çok komik gerçekten. Şaka yapacağına gaza bas sen, hadi. Of! Ece abla, hiç konuşamayacağım şimdi seninle.
yok. Şimdi de açmıyor telefonunu. Neyse. Ben bunu alıyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşıma ev hediyesi olacak. O yüzden lütfen özenle paketlensin. Adresi teslim edilecek. Bir de ben küçük bir not yazmak istiyorum. Tabii ki. Şöyle buyurun. Teşekkür ederim. Eskisi gibi beraber müzik dinleriz. Ve bir kalp. Fuat Bey, ne işiniz var burada sizin? Beni mi takip ediyorsunuz? Benim işim bugün sizsiniz. Ne söyleyecekseniz bir an önce söyleyin ve gidin. Ha gerçekten 3 sene sonra... böyle genç kız notları, romantik hediyelerle... toprağı geri kazanabileceğini mi düşünüyorsun? Ne diyorsunuz siz Fuat Bey? Hı? Ailenizin battığını... herkesten ne kadar zamandır gizliyorsunuz? Annenizin İtalya'da neyi var neyi yoksa kaybettiğini... bankalarda 5 kuruş paranız kalmadığını... ne zamandır herkesten gizliyorsunuz? Nereden çıkarıyorsunuz bunları siz? Küçük bir araştırma. Sizin benim için yaptırdığınız gibi. Müflis anneniz de İtalya'dan sizi bunun için yollamadı mı? Eski sevgilinizin gönlünü kazanıp onu nikah masasına oturtun diye. Siz delirmişsiniz. Siz aklınızı kaçırmışsınız. Ben toprağı seviyorum. Topraksız geçen 3 yıldan sonra İtalya'da bir gün güneşlenirken... ben bir Isparta'ya döneyim dediniz ve uçağa atlayıp Isparta'ya geldiniz, öyle mi? Buna çocuklar bile inanmaz. Benden ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz benden? Ya çok klişe olacak ama... öfkelenmek size çok yakışıyor. Espionage. Ne demek biliyor musunuz? Latince kökenli olduğu için... sizin de İtalyanca ana diliniz gibi olduğu için biliyor olmanız lazım. Ama ben yine de söyleyeyim. Casusluk yapmak. Bundan sonra siz Atabey konağında ve fabrikasında... benim gözüm kulağım olacaksınız. Orada ne konuşuluyor, neler oluyor her şeyi tek tek bilmek istiyorum. Hayır diyebilirsiniz. Ama o zaman benim Toprak Bey ve Canan Hanım'a her şeyi anlatmam gerekir. Onlar da benim gibi gerçekleri öğrenirse... İtalya'ya... ekonomi sınıfında... ve aktarmalı uçmak zorunda kalırsın. Bacaklarınız da epey uzun maşallah. Hiç rahat edemezsiniz. Hasan... Ece Hanım'ın bugünkü alışverişi bizim hediyemiz olsun. Paraya sıkışık bu aralar biraz. Hanımefendiye de nezaketi ve anlayışı için bir ödeme yapalım, olur mu? Tabii ki efendim. Teşekkürler. Sen? Anlat bakalım dedene nerede olduğunu. Bir zahmet babana da anlat. Dedeciğim. Annemle babam boşanıyorlar. Annemle babam boşandıkları için ben... yani ben çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Arkadaşıma gittim. Bütün gece arkadaşımla kaldım. Zaten çok ağladım. Lütfen bir şey yap. Ayrılmasınlar. Ne anlatıyor bu kız? Ne boşanması Ali?
Sahi baba ne boşanması? Yok öyle bir şey. Kızım sen çık bakayım odana. Çık odana. Çık odana. Çabuk. Sen bu işten sıyrılmak istiyor musun? Evet tabii ki. O zaman öncelikle dikkatlerini başka yöne çekeceksin. Nasıl yani? Annenle baban boşanıyor diye üzülmüyor muydun sen? Evet. Şimdi direkt eve gidiyorsun. Ağlamaya başlıyorsun. Ne olur boşanmayın diye sarılıyorsun onları. Sonra en yaşlıya oynamaya başlıyorsun. Yani dedene. Böyle en sert göründüğüne bakma. Kalbi en yumuşak olanlar her zaman en yaşlılardır. Anlaştık. Tamam. Sen kim oluyorsun da benim kızımı boşuyorsun ha? Sen benim fabrikada 3 kuruşluk işçiydin lan. Açlıktan nefesin kokuyordu senin. Seni bu hale ben getirdim. Nankör! Ayıp oluyor yalnız Rıfat ağa. Ne ayıbı be? Babacığım bağırma. Biz boşanmıyoruz. Konuştuk, hallettik. Halil beni çok seviyor. Öyle değil mi Halil? Sahi ne boşanması baba ya? Ben karımı seviyorum. Kolay gelsin Saadettin emmi. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Saadettin emmi. Kız istemeye gidiyoruz da. Beni bıdıraş et be. Tamam. Sinek kayar mı? Kayar. Saadettin abi. Şu kaç acaba? 6. 6 mı? Dilim dilim dilimleyecek çocuğu. Bak. Kefen gibi giydim size. Kurbanlık koyun gibi halim yazdım. Yok yok doktor. Yok. Adamı nasıl ben dayanamayacağım. Alim beni ölümlerden döndürdü. Beni yuvdu, yıkadı, sırtını keseledi, üstüne kuruttu. Yani benim ona bir can borcum var. Ya doktor bırak tıraş olsun işte çocuk. Bir dakika Saadettin emmi, bir dakika. Bak şimdi sen kahveye gidiyorsun, benden bir çay içiyorsun. Sonra okey oturuyorsun. Taş çal, ne yaparsan yap, yeter ki git. Allah razı olsun. Bu tıraşı ben yapacağım. Sen mi? Neden? Neden? Oku. Ona ben. Saç kesilir, diş çekilir, sünnet yapılır. Dobran ben çok korkuyorum ya. Otur. Korkma Ali'cim. Ben kimleri tıraş etmedim ki? Amerikan başkanı rahmetli Kennedy. Ondan sonra taçsız kral Pele. İtalyan aygırı Rocky Balboa. Yok artık. Dobran, Nurbanu'ma söyle, son sözleri Nurbanu oldu de. Kıpraşma Halim, kıpraşma. Seni hep sevdim Nurbanu. Oy bittim valla. Bittim. Aman. Oy. Bittim valla. Ay, önümüzdeki 10 yıl taksit ödeyeceğim ama sonuçta insan bir kere gelin oluyor. Evet, çerezler tamam. Kuru pasta tamam, ekler tamam. Her şey tamam, hazırlıklara başlayabiliriz. Gonca, sen çay koy. Zeynep, sen tabakları hazırla. Fatma Ana, sen de yapacağın konuşmaya konsantre ol. Tövbe. Ya Fatma Ana, tövbe deme. Bak kına gecem bile olmayacak. Sadece isteme merasimim var. Bay ruhu güzel olsun, değil mi? Evet, fırfırlı gelin başı olacak. Tırnaklar... Güler. Makyajda pastel tonlarında. Ya renkli ışıkların nesini anlamıyorsunuz? Sarı, turuncu, mavi. Kızlar, neden hala çalışmaya başlamadığımızı öğrenebilir miyim? Ay Gonca, ben bu kızdan çok korkuyorum. Kapı. Geldiler, ne yapacağız? Hiçbir şey hazır değil. Size soruyorum. Ne yapacağız şimdi? Beni nasıl isteyecekler? Kalkın. Önce kapıyı aç. Ah babammış. Babacığım. Bu kızlar hiç çalışmıyor. Lütfen kulaklarını çeker misin? Tabii.
da bir çekerim sen. Sen hiç merak etme. Şu ikisi. Siz niye oturuyorsunuz bakayım burada? He? He. Nurbanu kızımı üzüyorsunuz. He? Amca, bu kızdan ben çok korkuyorum. Bana bak. Hadi bakayım kalkın. Çektirtmeyin kulağınızı. Hadi. Hadi hadi. Hadi. Canan Hanım. Ay ne var Yavuz? Misafirleriniz var. Ya Yavuz sen niye böyle dolaşıp duruyorsun ortalıkta? Hanife nerede çocuğum? Sen hizmetçi misin? İstiyorsan git bir de önlük giy ya. Hanife'nin eltisinin doğumu biraz sıkıntılı geçivermiş. Ya neyse sen şöyle. Kadın maşallah 300 doğurmuş ya. Hanife ondan sebep bugün de gelmeyecekmiş. Çocuklardan biri de 7 kilo mu doğmuş? Ne olmuş var mı? Ay tamam yeter. Misafir kimmiş? Canancığım çok üzüldüm hayatım. Ay Allah yardımcın olsun tatlım. Bu yaştan sonra. Bunu kalıyorsun şimdi sen şekerim. Nafakayı konuştunuz mu? Başka kadın var değil mi? Kesin o sarı çıyan. Ben anlamıştım zaten gördüğümde. Böyle bakışmalar, ufak ufak dokunmalar. Kendinden de kaç yaş küçük. Yazıklar olsun. E çıtırcı çıktı Halil Bey. Siz ne diyorsunuz be? E hayatım, bütün Isparta sizi konuşuyor. Kızlarla toplanmıştık da saatlerce sizin gıybetiniz yapıldı. Ben kocamla falan boşanmıyorum. Biz birbirimize ilk günkü kadar aşığız. Anladın mı Belgin? Anladın mı Perran? Biz hala ilk günkü kadar aşığız. Haydi şimdi gidin anlatın bütün Isparta'ya. Haydi, haydi çenenize kuvvet. Haydi. Ruh hastaları ya. Ay. Ay çok heyecanlıyım. Bir terslik çıkacak diye önüm kopuyor. Ya kızım ne tersliği çıkacak ya? Ya işte gelecekler, kahve içeceğiz. Ondan sonra Allah'ın emri, peygamberin kavliyle seni isteyecekler. İşte biz vereceğiz. Hani öyle devam edecek yani. Geldiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk aşkım. Ay ne güzel çiçekler bunlar. Aşkım çiçeklerimi versene. Vermek istemiyorum aşkım. Neden bana değil mi aşkım versene. Sağ aldım da ben de kalsa olmaz mı? Ya versene Ali. Aşkım sana ne oldu? Kim kıydı sana bu ne hal? Ah ah. Bu. Yani çişi gelmiş çocuk gibi kıpaştı ne yapayım? Bana bakın. Bir terslik daha çıkarırsanız yakın. Geç şimdi. Geç. Ah, hoş geldin oğlum. Geçmiş olsun. Sağ olun. Geç otur. Doktor. Hoş geldin. Ne yaptın? Toprak ne haber? Yenge. Tahir amca. İyi misin? Gel. Gel otur. İyiyim yenge sağ ol. Geçmiş olsun. Sağ ol. Az kalsın saç tıraşı da yapmak istedi de durdurduk doktor. Ulan sen bildiği gibi etsin değil mi? Ha Seyfi? Çocuğu yamalı boçya çevirmişler ha. Ya bu bildiğin deli, dümdüz deli buna güven olur mu? Tahir Bey, sizinle bir de saniye konuşabilir miyim acaba? Tabii, tabii. Tahir Bey, anladığım kadarıyla Nurbanu'nun babası olma görevi size verilmiş. Diyorum ki, o yüce babalık görevini bana devrederseniz, yani hayali bile olsa kraliçemle karı koca olma şansını elde edeceğim. Bu benim için çok önemli. Tabii, buyurun. 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 Kızım, hadi kahveleri yapsana. Bekletmeyelim misafirleri. Peki.
Tabii ki babacığım. Benim de papucum çok çabuk da mı atıldı? Efendim, tekrar hoş geldiniz. Benim güzel zevcem nasıldı acaba? Zeynep kızım, bana şu ocaktan bir odun versen, ben şunun kafasına tepesinin üstü bir tane geçirsem, bunun bir aklı başına gelse. Misafirler var. Bak bir tane. Halil Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben dün gece için ben Canan'ın yaptıklarından dolayı özür dilemeye geldim. Kusura bakmayın, ne olur. Ben hayatımda hiç bu kadar rencide olmamıştım Halil Bey. Çok haklısınız. Eğer o bademlik ve arsalar eğer hala duruyorsa satın almak istiyorum da. Lütfen, gerçekten özür dilemek için yapıyorsanız hiç gerek yok. Yok, hayır değil. Gerçekten yatırım amaçlı. Emin misiniz? Tabii çok eminim yani. Hep bir bademlik satın almak istiyordum ben. Peki, buyurun o zaman. Evet. Bana banka bilgilerinizi verirseniz ben de hani kapora için size bir ödeme yapmak istiyorum. Ne kadar zarifsiniz. Söylüyorum. Bir saniye not alayım. Dinliyorum. TR64. Eltin ister 300 doğursun, ister 500 doğursun. Senin buradaki görevlerini ihmal edebileceğin anlamına gelmiyor bu Hanife Cansu. Özür dilerim Canan Hanım. Git bana bir Yasemin çayı yap. Bak sinirlerim zıpladı gene. Hadi çabuk hadi. Emredersiniz efendim. Buyurun Bülent Bey, sizi dinliyorum. Halil Bey'in hesabından Pınar Çağlayan'ın hesabına 200.000 TL. Teşekkür ederim Bülent Bey. Halil Bey'in bütün hesap hareketlerini bana bildirmeye devam edin lütfen. Eşiniz Mehtap Hanım'a da çok selamlar, sevgiler. O halde noter ve tapu işlemleri için ben sizi en kısa sürede rahatsız edeceğim. Tabii. Peki, tekrar çok teşekkürler. Dediğim gibi dün gece içinde tekrardan özür dilerim. Siz hiç üzülmeyin. Pınar Hanım, bu satış meselesi aramızda kalırsa çok mutlu olurum. Siz hiç endişe etmeyin. Aramızda. Ben sizi en kısa zamanda işlemler için rahatsız edeceğim. İşlemler için. Tabii. Oldu. İyi günler. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kalın. Ben şimdi erkek tarafım oldum. Öyle oldum. Hadi artık istesenize şu kızı. Efendim, çocuklarımız bir yuva kurma temennisiyle temeller atmışlar. Biz de bu vesileyle Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızımız Nur Banu'yu, evladımız Ali'ye istiyoruz efendim. Allah mutlu mesut etsin. Verdim gitti. Vermedim efendim. Bende size verilecek kız yok. Ne? Eğer kraliçem benimle evlenmeyi kabul etmezse size kızımız yok kardeşim. Çifte düğün yaparız kraliçem. Bak Seyfi, bir kerecik olsun kalıbının adamıyız. Bir kere. Ya sen kaç yaşına geldin gari? Bu kadar yaştasın. Hala daha çoluk çocuk gibi davranıyorsun ya. Senin yaşındakiler doruna torbaya karıştı. Seni şu haline bak, hala şaklabanlık ediyor. Şu çocukla sana bir hürmet ediyorlar. Bir kadrini, kıymetini bil. Herkesler sana tahammül etmek zorunda mı? He? Ya acık büyü be Seyfi. Büyü gari. Özür dilerim. Hepimize özür dilerim. Doktor. Fatma Hanım, ne yaptın sen ya? Buruma kadar geldi kızım ar. Buruma kadar geldi, yetti gari. Doktor.
Doktor yapma böyle. Ne olursun bana. Fatma anne seni düşündüğü için öyle diyor. Kraliçem haklı Toprak. Yani hem içimde büyümeyen bir çocuk var. Çok uğraştım onu büyütmek için ama olmadı. Hatta şimdi içimden ne geçiyor biliyor musun? Ne geçiyor? Sana sarılıp hüngür hüngür ağlamak istiyorum. E sarıl o zaman. Sürtün. Abi ne olursun sen değişme ya. Sen hep böyle çocuk kal abi. Büyüyenleri, koca adam olanları da görüyoruz. Senin kalbin hep böyle kalsın. Ne olur hiç değişme Seyfi abi. Tamam. Şu kızı da Ali'ye ver. Aa, bir de o da vardır ya. Allah Mesut Bahtiyar etsin. Verdim gitti. Sağ ol Seyfa, sağ ol. Bu babalık meselesi sadece bugünle kalmasın olur mu? Suyuna tirit de olsa bir yemek olur da burada. Şimdi o da yok anasını satayım. Canan. Halil. Hayırdır doğum günü falan mı var? Yok. E niye böyle giyindin? Hayatım, sen bugün bir yaramazlık mı yaptın? Yaramazlık mı yaptım? 200 bin TL çekmişsin banka hesabından. O emlakçı kadına yollamışsın. Bu benim kişisel hesabımdı. Sen nasıl öğrendin? Canım. Kredi kartından 50 TL'nin üzerinde alışveriş yapsan bana bilgisi geliyor. Eşeğimi sağlam kazığa bağlıyorum artık. O arazi var ya, bademlikle birlikte benim üzerime yapılacak. Barışma hediyesi olarak. Oo. Anneciğim bu ne güzellik ya, ne yakışmış bu. Bu bebeğim. Hayırdır Canan? Babacığım Ece ile kız kıza baş başa yemeğe çıkıyoruz. İyi güzel de biz de yiyeceğiz. E torunun sana pizza söyler, bu akşamlık da böyle olmasın mı? Hı. Canım, hediyen için çok teşekkür ederim. Hadi iyi geceler. İyi eğlenceler. Teşekkür ederim. Kınayı getiren ey kınayı. Of, bir kınam bile olmayacak. Kızlar, bir saattir ortalığı topluyorsunuz, bir bitiremediniz. Hadi gelin de yarınki düğünü konuşalım. Nurbanu, kızım kapıya bak. Tamam, ona da ben bakayım. Nasıl bir gelin namzetiysek. Geldim. Geldim. Gelin kız, gelin, gelin, gelin. Hadi al şu binnallıyı giyinim ve çabuk. Çabuk bak kapı öyle canım, çabuk. Kızlar koyun şuraya masayı. Hadi bakayım güzel, çabuk, 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 çabuk. Oyalanmam canım. Getir al. Acele. Hadi, hadi, hadi. 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 Fatma Ana, Gonca sürpriz kınam oluyor. Ana, hem cimcimeymiş bu. Aa, bu kızımızın gözleri de mahcuptan çıkmış ya. Az karta kaçmış herhalde bu kız. Nurbanu, Fatma'nı yukarıda mı? Evet. Aa, iyi, iyi. Ana!
Ne sigortam? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Esma, kızım halı, kilim, çatal, bıçak ne varsa şuraya getirelim, hadi bir hazırlayalım. Kızım, Makbuş. Teşekkür ederim. Maşallah, maşallah, bu kız çok güzelmiş. Bekar mısın kızım sen? Alayım mı seni benim Sadullah'a? Sadullah mı? Hadi kızım hadi. Çenen işlemesin, elin işlesin hadi. Hatice durdu. Hadi gelin biz de toplayalım hep beraber oraları. Hadi bakayım hadi. Ha? Yürün 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 çabucak. Zımıldanın biraz ya. Ya her şeyi güzel de. Biz nerede çocuk yapacağız? Nerede büyüteceğiz aşkımızın bir sürü meyvesini? Şimdilik benim eve geçeceğiz tamam da. Orası güç çocuk. Bir artı sıfır. Dur bakalım. Gün doğmadan neler doğar? Aha. Işık saçan yüce kadınım Nurbanım arıyor. Efendim aşkım? Ali. Aşkım bana kına yakacaklar birazdan. Hayırlı olsun Nurbanım. Bana bak. Yarın düğün var. Akşam sakın bir şapşallık etme Ali. Emredersin aşkım. Hadi hayırlı kınalar. Nur yüzlü kadının Nurbanım'a kına yakıyorlar. Çok mutlu. O zaman sana da yakalım Ali. Ne? Bana kına. Hadi. Bak. Ha. Sen. Yok artık doktor. Aa, kına yakmak iyidir Ali. Her şeye iyi gelir. Egzamaya iyi gelir. Yaraya iyi gelir. Hatta kesiklere çok iyi gelir. Bantları kaldır yakalım Ali. Ya, hayır ya. Allah'ını seveyim bana kına yapmasın ya. Gel. Ya. Doktor istemiyor. Çok iyi olur yakalayım. Vallahi böyle atlarım bak. Kaçma. Gel. Allah'ım seni nazarlardan saklasın. Çok güzel oldu. Annem geleneği de sana çok yakışacak. Gonca. Hı. Ya sen ne kadar yürekli bir insansın. Bir şey diyeceğim. O gelinliği ben giymeyeceğim. Toprak'la evlenirken sen giyeceksin. Tamam mı? Hı. Tamam. Güzelim. Canım benim. Canım. Hadi her şey hazır, sizi bekliyoruz. Geliyoruz. Geliyoruz. Tamam mı? Çok güzel oldu. Aç bakayım ne yapacaksın ha? Maşallah kızım. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Ay Zeyno, videoya al, fotoğrafa al. Post at, post. Çek. Zeyno teyze, Zeyno teyze. Memlekete kız vermesinler. Aşı aşı. Hadi hadi. Gel.
Gel gel gel. Çok aşığım ya. Ama sen ben söyleyecektim toprağım ya. Atabey konağında ve fabrikasında. Benim gözüm kulağım olacaksınız. Orada ne konuşuluyor, neler oluyor, her şeyi tek tek bilmek istiyorum. Hayır diyebilirsiniz. Ama o zaman benim Toprak Bey ve Canan Hanım'a her şeyi anlatmam gerekir. Onlar da benim gibi gerçekleri öğrenirse... İtalya'ya ekonomi sınıfında aktarmalı uçmak zorunda kalırsın. Ececiğim, çok dalgınsın güzelim. Bir şey mi oldu canım, bir şey mi sıkıldı? Aklım hep Toprak'ta Canan teyze. Ama yavrum bugün senin gülmen lazım. O Gonca seni Toprak'la aynı evde basmış. Kıskançlığından çatır çatır çatlamış. Toprak'la aranız düzelmiş. Biz daha ne isteriz ki? Ay var ya o kız şimdi çıpan döküyordur. Ay düşündükçe bütün yağlarım erim erim eriyor. Yani doktora falan gerek kalmadı o derece. Canan teyze. Ben de sizin Halil amcayla barışmanızı çok sevdim. Sıkıysa barışmasın. Benden daha iyisini mi bulacak? Ece senin bombardımana devam etmen gerekiyor. Her an varlığını toprağa hissettirmek zorundasın. Hiç merak etmeyin. Bu iş bende. Ay. Ay nasıl bir gündü. Oh, çok yorulmuşum. Ali ile Nurbanu çok mutluydu. Biz şimdi kime düğün organizasyonu bakacağız? Kime? Ne bileyim, elimizdeymişken kendimize mi yapsak? Hazır sen de kınayı yakmışken. Ne o his? Ne? Bir de yan yana olunca çok korkuyorum. Niye? Sanki her şey bozulacakmış gibi kalbim ağzımda atıyor resmen. Buyurun. Toprak Atabey mi? Evet benim. Şöyle vereyim. Bir imza atacaksınız lütfen. Tabii. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kimden gelmiş? Bilmem. Eskisi gibi beraber müzik dinleriz, Ece.
söyleme. Burada beni bekle, tamam mı? Seyfi. Kraliçem. Kraliçem. Müsaade var mı? Kraliçem. Şimdi Seyfi. Ben senden özür dileyim diye geldim. Yani benim demem o ki, sen beni affet olur mu? Ya ben sana hep diyorum ya, sen çocukluk ediyorsun, çocukluk ediyorsun. Sanki ben çocuk değilmişim gibi. Ama gelmişim bu yaşa. Kaç yaşındayız gari, değil mi? Bir ayağım öbür tarafta. Öyle, öyle. Az kaldı. Ama hala da keçi gibi çıkıyorsun o dağlara, tepelere. Ben hep oralarda ot toplayacağım, çiçek toplayacağım diye uğraşıp duruyor. Şimdi biliyor musun? Böyle yine böyle güzel bir çiçek görsen dağda, tepede. Böyle yüreğim yerinden çıkacak gibi, fırlayacak gibi atıveriyor. Bir görsen. İşte biz hangimiz çocuk değiliz ki de. Ya o senin evdeydin. Ortalığı toplayın dedin. Senin fotoğraflarını istemeyeceğim. Semih'e buralardan gittikten sonra sen her yerlerde gezmişsin. Sen bütün dünyayı dolanmışsın. Ben hala sana diyorum ki yalancısın dedin. Bana bırakıyorsun dedin. Sen neye diyorsun Seyfi dedin. Ben sana neler dedin Seyfi. Ben ondan mütevellit. Seyfi sen beni affedeceksin. Biliyor musun? Seninle ben hiç büyümeyeceğiz. Hep çocuk kalacağız. Ben müsaadeni rica edeyim artık. Tabii tabii. Bir dakika bak. Hemen geliyorum, bekle. Bir dakika dur. Tek bir gün, bir tek gün taksan yeter. Seyfi, yettin Seyfi. Bu sefer... Ben şimdi ne edeyim ben şimdi? Ben giden, ben buradan bir giden ben. Ben giden kal. Ben giden kal. Sen selametle kal olur mu Seyfi? Selametle kraliçem. Oy Seyfi. Fatma. Yüreğinde sen dolanıyorsun. Aşkından yanan bir pervane gibi. Oysa
Doktorun evinde de yok yok. Böyle bir sürü plak var. Onlar bizimle ne kadar uğraşmaya çalışırsa çalışsınlar, biz hepsinin üstesinden geleceğiz. Bu dansı bana lütfeder misiniz Gonca Hanım? Affet beni Mehmet. Affet beni. Affet beni. Yine kabuslar, yine kabuslar. Seni bir doktora mı götürsek acaba Halil Bey? Ya sen ne cimri bir adam çıktın ya, ha? O göl manzaralı ofisi bırakıp buraya mı taşındın sen şimdi? Hep de kıyafetin de öyle ya, ha? Sünnet düğünü falan mı var? Nurbanu'yla Ali evleniyor ya, onun için şey ettiydim. Ya kes! Tamam, ne düğünü? Benden izin aldın mı sen? Yapacak bir sürü işim var. Bana bak, şimdi konuşacaklarımız ikimizin arasında kalacak. Eğer ben bunları bir başkasından duyarsam var ya, senin o dilini keserim. Sizi dinliyorum Halil. De tabii, arada ofise uğramak lazım. Şimdi ben bu canını boşarsam ne kurtarabilirim? Ha? Aklına ne gelirse. Ev, araba, traktör, bisiklet, kümes, ev, arsa. Ha? Ne? Yani siz birbirini çok seven, birbirine çok yakışan çiftsiniz. Emin misin sen Halil? Ya kes! Saçmalama. Avukatlığı bırakıp ilişki terapistliğine mi başladın? Aptal aptal konuşmam benim karşımda. Bana bak, hemen bir liste yapıyorsun. Ne kaçırabilirsem kaçıracağım. Sonra da ben buradan kaçacağım. Ne toplarsan ondan sana %5, tamam mı? %5 biraz az değil mi Halil? Çakalıydım benim. Doğru söylüyorsun. %5,5. Hemen bekliyorum listeyi, ona göre çalış, başla. Siz düğüne gelecek misiniz? Gelmez olur muyum ya? O ne biçim saçma soru? Halay başıyım ben o düğünde. Ya kes! Ne düğünü, ne saçmalıyorsun? Hadi bir önce çalışmaya başla, bekliyorum. Ya doktor, hala gelmediler. Normal mi ya? Şanslı Halim. Kız evi, naz evi. Sabret canım, sabret. Hadi. Neydiler ya? Toprağım, ben çok heyecanlıyım ya. Senin pikap değil mi lan? Ha, o. Biraz da süslenmiş. Deden arabayı satılığa çıkarmış.
Ben de yabancıya gitmesin dedim. Hem ne güzel düğün arabası oldu. Yani çok teşekkürler ama... Hayır, hayır. Biz artık yol arkadaşıyız. Kardeşiz. Dobran, arkasına geçip Nurban'ıma akı selam veririz. Siz de Ali Bey olmalısınız. Evet, benim hoş geldiniz. Mutluluklar. Yeni şirketimizin mahsul ve personel müdürü. Aramıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Toprak sizden sitayişle bahsetti. Ama sanırım bir küçük ev problemimiz var. Bu problemi acilen çözmemiz gerektiğini söyledi Toprak. Bu da size Toprak'ta bizim düğün evdeyimiz. Benim güzel gönüllü kardeşim. Üç oda bir salonumuz hazır. İstediğiniz kadar çocuk yaparsınız yani. Canım kardeşim. Canım kardeşim. Sağ ol. Sağ olun. Bir zamanlar Mehmet abimle biz de böyleydik. Sen nasıl bir kralsın? Ne seviye bir kralsın Toprak'ım? Düğünümde bana ev taktın ya. Sağ ol. Sağ olun. Tekrar çok teşekkürler. Düğüne kalıyorsunuz değil mi? Maalesef. Benim ilk uçakla Bulgaristan'a uçmam gerekiyor. Gelin geliyor, gelin geliyor. Kıta dolaştım, yüzlerce şehir gördüm, binlerce testi kırdım. Şimdi de burada kınıyorum. Gülümser. Ben gidiyorum. Kaçıyorum buralardan. Eğirdir'den, Isparta'dan. Senin izin olan her yerden kaçıyorum Gülümser. Bazen düşünüyorum biliyor musun Gülümser? Acaba diyorum. Yani sen de beni sevseydin nasıl olurdu diye. Güzel olur. Güzel olurdu. Ama işte insan sevmeyince de sevmiyor bunu da biliyorum. Bak mesela, ben Canan'ı sevmedim. Sevemedim. Çok zulmettim sana. Çok. Beni affet desem, affetmeyeceğini biliyorum. Hakkını helal et desem... Onu da diyemem. Senin burada ne işin var be? Hangi yüzle geliyorsun? İşe yaramaz. O kadar para verdim sana bir halta yaramadın. Canım beni bir dinlerseniz. Ne dinleyeceğim ben seni be? Faydasız. Kocama da söyleyeceğim. Hayatım bak böyleyken böyle al bizim paramızı geri diyeceğim. Canan Hanım.
kocanız sabah malınızı, mülkünüzü almak için Hidayet Bey'le pazarlık yapıyordu. Kendi kulaklarımla duydum. Yani üzgünüm bunu söylediğim için size ama durum böyle. Ben niye inanayım ki sana? Karşılıksız Sevenler Kulübü'nün daimi üyesi olarak ben üstüme düşeni yapıyorum. Bundan sonra size kalmış. İyi günler. Bana bunu yapmayacaktın Halil. Ben seni ne kadar çok sevdim. Allahaısmarladık gülümser. Allahaısmarladık. Saygıdeğer misafirler, bu mutlu güne hepiniz hoş geldiniz. Rüstem kızı Nurbanu Muhsaroğlu. Hiçbir baskı altında kalmadan Kazımoğlu Ali Tüfe'yi eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet! Kazımoğlu Ali Tüfek, hiçbir baskı altında kalmadan Rüstem kızı Nurbanu Muhtaroğlu'nu eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet! Şahitlik ediyor musunuz? Ne yapıyorsun? Nikah resmi oldu. Evet. Evet. Ben de Isparta Belediyesi'nin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Mutluluklar dilerim. Selektör yapıyor bunları. Sağa çekin, sağa çekin lütfen. Yanaş, 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 dur. Hayırdır memur bey, ehliyet ruhsat mı? Hakkınızda ihbar var Ali Bey. Anlamadım. Araçtan inin lütfen Ali Bey. Lütfen. Hayırdır memur bey, suçum nedir? Hakkınızda ihbar var Ali Bey. İhbar mı? Ne ihbarı? Mehmet Akyaz'ın kaybolması ve olası bir cinayet şüphesi. Alın Ali Bey lütfen ekip odasına. Buyurun Ali Bey. Alın, alın, alın. Kuşum.
Nurba Hanım basamaz mı? Basar. Basar ya. Basar elbet. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Mutluluklar diliyorum. Buyurun. Unutma ana bir tut. Ne? Kız nereye gitmiyorsun? Nurba Hanım. Çiçeği atmayacak mısın? Bunu yakalaması gereken kişi sensin. Uğraştırma şimdi beni seni tutturmakla. Darısı senin başına. Bir tanem. Sağ ol yengem, sağ ol. Canım benim. Şimdi sana benimle evlenir misin diye sorsam, sen de boynuma atlayıp evet desen. Şimdi bana evlenme teklifi etsen, ben de boynuna sarılıp evet desem. Bir gün. Bir gün. Kraliçem, bu dansı bana lütfeder misin? Bak. Hadi gidelim bakalım, yürü hadi, yürü. Ya olur mu zaten? Lütfen, ne olursa yapma, siz olun. İfadesini aldıktan sonra nezarete alalım Ali Bey'i. Bir dakika, bir dakika. İfade mi? O zaman ben avukatımla görüşmek istiyorum. Hidayet Yılmaz. Tabii ki Ali Bey. Buyurun alın. Kızım, avukat Hidayet Yılmaz'ı çağır bana. Anlaşıldı komiserim. Ki bu havaları yıllardır biliyor gibi oydu. Ne kadar da güzel değil mi? Ya sana hep diyorsun ya. Bu kız bulladı. Bu kızın kanında vardı. Bu kız bildiğin her türlü dragarı. Ne kadar da güzel bir düğün. Resmen işim bitiriyor. Telefonmuş ya. Kim bu? Alo. Nasıl? Anlamadım. Dur! Durun! Benim! Ne oluyor oğlum? Halil ağam. Halil ağam. Ne Halil ağam Yavuz? Halil ağamı tutuklamışlar. Sen ne diyorsun Yavuz? Yürü Yavuz, gidiyoruz. Yürü! Koş! Toprak dur, ben de geliyorum, dur! Hayır.
Hayır, nasıl oluyor böyle bir şey ya? Nasıl olur? Kim bunun sorumlusu? Sakin ol baba, anlarız şimdi. Hayır, ne demek yani Atabeylerin damadını sorguya almak? İhbar mı etmişler hanımı? Hangi densiz? Hangi hadsiz? Rıfat Bey, şimdilik bir malumat edinemedim efendim. Yalnız hiç endişeniz olmasın. Ben her şeyi tüm açıklığıyla öğreneceğim efendim. Senin yediğin harizeleri de biliyoruz. Şu iş bitsin, seninle de hesaplaşacağız. Anne, Canan teyze. Annem. Anne, ne oluyor? Babam nerede? Sakin ol kızım. Canan teyze, neden tutuyorlarmış Halil amcayı burada? Bir açıklama yapmadılar mı? Bekliyoruz kızım, bekliyoruz. Canan Atabey. Buyurun memur bey. Halil Bey sizinle görüşmek istiyor. Avukatını istemiyor mu? Sizi yasal olarak sorgu esnasında alacağız zaten. Hadi gidelim memur bey. Halil. Sen mi ihbar ettin beni? Canan, Canan elin nasıl vardı? Nasıl yaptın bunu bana Canan? Ben yapmadım. Sus, 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 bana yalan söyleme. Sakın bana yalan söyleme. Çok geçti aklımda. Hidayet'le planladıklarınızı öğrendikten sonra çok geçti. Ama yemin ederim ben yapmadım. Canan, Canan ben sana inanmıyorum. Ben sana inanmıyorum. İnanmıyorum. Ben yapmadım. Bunu bana nasıl yaptın? Nasıl yaptın? Yol sen eve git. Evde kimse yok, sahip çık. Emredersiniz beyim. Bede. Toprak. Toprak, ne işi var bunun burada? Al bu kızı götür buradan Toprak. Çok geçmiş olsun. Umarım en kısa zamanda bırakırlar. O yaptı. Benim kocamı o ihbar etti. Babanı bu ihbar etti. Yetmedi mi Gülümser'in kızı? Almadın mı intikamını daha? Paramparça oldu ailem ya. Yetmedi mi daha? Yetmedi mi? Anne. Anne. Daha ne kadar uğraşacaksın bizimle? Mahvolduk, bittik biz ya. Bittik daha. Yeter, yeter. Uzak dur bizden. Uzak dur. Anne, çağır. Uzak dur. Uzak dur. Uzak dur. Ailemden uzak dur. Oğlumdan uzak dur. Git artık, git. Anne. Canan teyze, ne olur sakin ol Canan teyze. Kocam gitti, ben ne yapacağım? Oğlum gitti. Ne yapacağım ben? Yetmedi mi ne istedin benim kocamdan? Ne? Anne. Ambulans sen hala hangi yüzle duruyorsun burada? Bak kadın senin yüzünden ölüyor burada. Defol git artık buradan, ne duruyorsun hala? Bunlar ailece kaysiyetsizdir. Anlamazlar gitten, defoldan. Dede, ettiğin laflara dikkat et, yapma. Sen geldiğinden beri evimizin bütün huzuru kaçtı. Abim evde yok. Annemle babam boşanacaklar. Ve sebebi de sensin. Gonca, belki sen bilmiyorsun ama o evde çıkan bütün kavgaların sebebi sensin. Bizi de, abimi de rahat bırak artık. Çünkü annemin dediği gibi sen bizim ailemizi bölmeye geldin.
Ve ben gerçekten senden nefret ediyorum Gonca. Yetmedi mi gülümserin kızı? Almadın mı intikamını daha? Paramparça oldu ailem ya. Yetmedi mi daha? Bunlar ailece kaysiyetsizdir. Anlamazlar gitten defol da. Gonca. Bu kadar nefretin içinde sevgi olmaz. 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 Kendine iyi bak. Gonca. Ailenizin de ihtiyacı var. Annenizin de ihtiyacı var. Baş, var. Canan teyze. Canan teyze. Anne. Kızım. Anne. Kızım. Toprak. Toprak. Anne, 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 anne. Toprak hemen buraya gel. Onlar yapamadı, ben yaptım. Onlar şikayet edemedi, ben ettim. Atabeyler de acı çekecek. Bizim yaşadıklarımızın aynısını onlar da yaşayacak. Acı çekecekler. Yaptıklarının bedelini ödeyecekler.